TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz Mesut Tomo. Kendisi medikal estetik uzmanı ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hocam. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Çok güzel bir konu. Erkeklerle de alakalı çok önemli. Evet. DHI Pro yöntemiyle sakal ve kaş ekimi. Biraz bundan bahsedeceğiz. Kaş ekiminde de kadınlar ön plandadır. Kadınlar ama sakal tabii erkekte çok önemli tabii, bir şey. Evet, bir aksesuar tabii. Gibi aslında gözüküyor. Erkeğin makyajı sakaldır. Makyajı gibi tabii. Cümle kadınınki var. De kaş. Evet, kaşın. Kadınınki de kaş. Şimdi şöyle, biz hastalarımıza kaş ve sakal ekimi için uygun donör alanı seçmeliyiz. Yani her hasta kaş ekimi yapamaz mesela. Neden? Çünkü hastanın saçı eğer kıvırcık ise, yani kıvırcık bir donör alanında aldığımız saç kökünü, grafti, kaşa ektiğimizde sonuçlar kıvırcık çıkar. Yani garip bir şey olur. Evet, garip bir şey olur. Doğru. Tabii. Kıvırcık saçlı birinden son donör alanı dediğimiz yer, hani o kılı aldığı evet. Nokta yer. Kıvırcıksa düşsene kıvırcık kaşları çıkıyor. Kesinlikle. O yüzden öncelikli olarak hastamızın ön muayenesini yapıyoruz. Yani saçları düzse biz bu graftleri alıyoruz. Hmm. Kıvırcık dalgalıysa bunu hastamıza söylüyoruz. Yani kıvırcık veyahut da dalgalı çıkabilir. Bunları sürekli kesmek zorunda kalabilirsiniz diye ön bilgilendirme yapıyoruz. Hastalarımız bunu kabul ettikten sonra donör alanı dediğimiz, yani saçları alacağımız bölgede, bu genelde ense bölgesinin alt tarafındaki tek yani köklü, şu arka. Aynen, tek köklü alan graftleri alıyoruz. Yani normalde saç ekiminde, mesela sakal ekiminde ikili, üçlü saç köklerini alıp ekebiliyoruz. Hatta bunlar boş alana çok daha güzel dolduruyor. Ama kaş ekiminde mesela tek olan grafte alıyoruz. Çünkü dik çıkmaması için ve saçlara, kaşlarla beraber doğal bir görünüm oluşsun diye tekli grafleri genelde tercih ediyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi ben de mesela sakal yapısı olarak şu bölgemde sakal var, zaten orayı bırakabiliyorum. Yani buralarım çok dolu değil. Benim de ilgimi çeken bir nokta oldu bu. Ama benim sakal yapımla saç yapım aynı değil. Ve buralarım boş benim. Yani yanak kısmım boş. Burası dolduğu zaman yani nasıl olur? Farklılık oluşur mu? Evet. Yani şöyle diyeyim. Biz şimdi bunu sakal ekimini DHI kalem tekniği yöntemiyle yaptığımız için bu farklılık oluşmuyor. Nasıl oluşmuyor? Çok yoğun bir saç ekersek, sakal ekersek orada normal sakallarınız da aynı şekilde durabiliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Çoyu kalem tekniği dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Donör alanından aldığımız graftleri bu çoyu kalemlerinin uçlarını yerleştirip sakallarla aynı yönde, yani sakallar aşağı doğru yönlüyse bu şekilde ekim yapılıyor. Hmm. İşte bu çok önemli, çok büyük bir nokta. Bir avantaj. Diğer yöntemlerde mesela yarıklar, kesikler açılıyor, direkt graft yerleştiriliyor. O dik çıkabiliyor. Dik çıktığı tabii. Zaman çok kötü bir görüntü ortaya doğru. Çıkıyor. Doğru. Yani düşünün sakalların şöyle uzadığını, normalde erkeklerde aşağı doğrudur. Evet. Şöyle uzasa sıkıntılı bir görüntü olur. Ektiren hastalar var hatta, yani çok sürekli kesmek zorunda kalıyorlar. Hiç sakallarını uzatamıyorlar. Kalem tekniğinin diğer avantajı da zaten çok sık bir şekilde ekim yapıldığı için ve yön verebildiğimiz için sakallarla hani bir fark oluşmuyor diyebiliriz. Çok güzel. Gelelim kaşlara hocam. Kaşları da kadınlar daha çok tercih ediyordur diye düşünüyorum ama belli sebeplerle işte bazı geçirilen hastalıklar, tedavi süreçleri de kaşların dökülmesine sebep olabiliyor. Hem bu sebeple hem de kaşları cılız olanlar mesela güçlendirip bir şekil vermek istiyorlar. Orada da aynı bu DHI Pro yöntemini kullanıyorsunuz, evet, değil mi? Çoyu orada kalem nereden alıyorsunuz şeyi? Orada da aynı şekilde iki kulak arası arka donör alanını alıyoruz ama kaş ekiminde genelde herkesin kaşları tek telli olduğu için daha alt bölgelerde daha zayıf, daha ince olan saçları alıyoruz. Kaş kalemleri daha ince. Yani hı-hı, her saça göre farklı şekilde kalemler var. Kaş kalemimiz mesela ayrı. O ince grafleri kaş kaleminin uçlarına yerleştiriyoruz. 15 ila 25 derece arasında, yani çok yatık olması lazım kaş ekimi yaparken. Hı-hı. Kalemi çok yatık bir şekilde ekiyoruz ve çok güzel doğal kaşlar ortaya çıkabiliyor. Saç ekiminde de, sakal ekiminde de, kaş ekiminde de mutlaka ön bir tasarım yapılıyordur, öyle değil mi? Çünkü ektirecek olanlar şimdi onu merak ediyordur eminim. O zaman ya şekli nasıl belirliyoruz, asimetriler olur mu, nasıl karar veriliyor orada ekim yapılacağını? Şöyle, yani biz tabii ki doktor olarak, bunu yapan kişi olarak belli bir anatomik sınırlar içerisinde olması gerekiyor. Yani altta
güzel cilt dokusu olması gerekiyor. Ama bunu en çok belirleyecek kişiler genelde bayanlar. Yani böyle kaşınma olsun, şu şekilde, hatta çizip daha önceden gelenler oluyor. O alan eğer bizim için de uygunsa o alana çok rahat bir şekilde kaş ekimi yapabiliyoruz. Hı hı. Ama normal bir kaşı, kendi kaşı var. Yani kaşları olduğu halde kaşlarını çok farklı bir şekilde vermek isteyenler için kaş ekimi önermiyoruz. Çünkü çok farklı bir şekilde oluşabiliyor. Anladım. Evet. Yani çok incecik bir kaşı var mesela, kalın bir kaş istiyor. Onu yapabiliyoruz. Siz orada uyarıyorsunuz. Mutlaka yine o doğal görüntüyü korumak için. Evet. İyileşme süreci nasıl? Saçta hani bir yıkamadan bahsettiniz, kabuklardan bahsettiniz. Sakal hani daha erkekler için şu bölgede daha hatta dokunun saç kadar hassas olmadığı bir nokta. Orada nasıl oluyor iyileşme? Evet. Şimdi kan, yüzdeki kan dolaşımı fazla olduğu için saçlı deriye göre, yani saç ekiminden sonra bir şok dökülme evresi oluşuyor. Ama bu yüzde sakal ekiminden sonra şok dökülme evresi olmayabiliyor. Tabii bu tekrar söylüyorum, hani kişiden kişiye değişebilir. Yani bazı hastalarda şok dökülme olabilir, bazılarda olmayabilir. Ama genelde sakal ekiminden sonra şok dökülme olmuyor. Yaklaşık aynı şekilde birinci haftadan sonra kabuklar dökülüyor. Kabuklar döküldükten sonra sakallar çok hızlı bir şekilde, hani kan dolaşımı iyi olduğu için, uzuyor. Yaklaşık 3-4 ay, tabii ki bizim bu süre içerisinde bazı tavsiyelerimiz oluyor. Mesela sakalların belli yönleri var. Hastalarımızı o yönde masaj yaparak şekil vermesi için uyarıyoruz. O cilt yapısına tam uyum sağladıktan sonra yaklaşık 6. ayda, 4. ayda çok güzel bir görüntüye kavuşuyor. Bu kaş için daha farklı. Kaş biraz daha uzun süren bir olay. Kaş ekiminde aynı şekilde yönlere göre masaj yapıyoruz. Yani sürekli ters yönde, diğer yönde masajlar yapıyoruz. Kaş olayında önemli olan şey yönlerin güzel verilmesi. Yani yatık ekmemizin sebebi dik çıkmaması. Eğer dik çıkarsa bu kaşlar, çok kötü bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Bir dönem o eski yöntemle ektirenler sonradan hatta epilasyon yöntemiyle onları aldırırlar hocam. Çünkü kaşın dağınık olması ve yönlerinin farklı olması, evet, istenmeyen bir şey. Ama bu bahsettiğiniz yöntemle siz, evet, ona uzaması yönünde şekil verebildiğinizi söylediniz. Çoğu kalemle, evet, o şekli öyle. Peki hocam, bu sakal ekiminin süreciyle saç ekim süreci arasındaki farklar nedir? Çok büyük sakal ekiminde bir fark yok aslında. Yani sakal ekiminde dediğim gibi şok dökülme olmayabiliyor. Hı hı. Saç ekiminde şok dökülme oluyor. Hı hı. Yaklaşık 6 ay, 1 senede saç ekimi sonuçlanıyor. Sakal ekimi ise daha çabuk, 4 ayda, 6 ayda daha güzel sonuçlar verebiliyor. Peki yani bu yapım süresinden sonra, uygulama tatbikten sonra evdeki bakımı nasıl oluyor vesaire? Hani saçta daha önce bahsetmiştiniz de ilk yıkama oluyor, daha akabinde ilk 3 gün, daha sonraki 10 günlük periyot çok önemli. Sakalda böyle bir şey var mı? Sakalda da aynı şeyi yapıyoruz. 6-8 saat operasyon süresinden sonra ikinci güne hastamızın sakallarını yıkaması için hastamızı çağırıyoruz. İlk yıkamasını yapıyoruz güzel bir şekilde. Yıkamasını yaptıktan sonra sakal ekiminde herhangi bir yüzde, yani yatma şekli daha zor, herhangi bir yere çarpması daha kolay, yemek yerken çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu gibi şeyler sakal ekiminde biraz daha zor. Ama bir diğer avantajı, saç ekimine göre çok daha çabuk tutuyor greftler. Yani yüzdeki kan dolaşımı iyi olduğu için daha iyi sonuç veriyor. Daha güzel bir şekilde uzuyor. İkinci aydan sonra şok dökülme evresi sakalda olmuyor. Saçta şok dökülme evresi oluşabiliyor. Yani 4. ayda, 6. ay arasında da çok güzel, net sonuçlar elde edebiliyoruz. Bir erkek olarak merak ettiğim şey, ektirdik. İlk sinek kaydı tabiriyle tıraşımız ne zaman olabiliriz? Şöyle güzel bir soru, doğru. Uzuyor 1. aya kadar sakallarımız. Öncelikli olarak direkt jiletle ya da o şekilde kesim yapmıyoruz. Öncelikli olarak makasla kesim yapılıyor. 2., 3., 4. aylarda genelde makina dediğimiz şekilde kesim yapıyoruz. 6. aya kadar jilet vurmamayı, evet, öneriyoruz. 6. aydan sonra istediğiniz şekilde tıraş olabilir. Zaten mantıken de
adamın sakalı yok, sakal ektiriyor. Niye jilet kursun? Evet. Ama bazı özel günler olur. Mesela bir kız isteme durumu olacak. Baba da işte sakal istemem diyor filan. Ya da bir iş görüşmesi olacak. Sakal istenmiyor gibi. Olur mu? Olur değil mi? Planlamalarda buna dikkat etmek lazım. Ben bir de şunu soracağım. İşte bu tekniğin gerçekten bir önce uygulanan tekniklerden iyi yanlarını sizden dinledik. Gerçekten bir öncekinin sıkıntılarının hepsi tamamlanmış gibi görünüyor. O yöntemle ektirip de şu an o istediği görünümde olmayan, seyreklikleri olanlar bu yöntemle tekrar ektirebilirler mi? Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Yani daha önce yapılan ekimler genelde zaten seyrek oluyor. Ve dik oluyor. Hiç doğal durmuyor. Tamamen yapay duruyor. Evet. Bu yöntemle işte o kendi mevcut saçlarını, sakallarını kesmeden direkt aralarına çoyu yöntemiyle sıklaştırma yapıyoruz. Çok güzel doğal bir görünüm oluşabiliyor. Yani orayı tekrardan kanal açmadan, o mevcut sakallarına, saçlarına zarar vermeden direkt implant edip saçlarımızı, sakallarımızı ekiyoruz. Vallahi çok güzel. Şeye de bakıyorsunuzdur herhalde. Mesela erkeklerde şöyle farklar olabiliyor. Kiminin işte sakallar şuradan başlıyor, kimininki buradan başlıyor. Bazıları işte şu noktada top sakal kullanıyor, buraları çok açılmış oluyor. Bunu görünümünü size söylüyor. Mesela hayali hep işte sizin gibi sakal yapısı olsun. Mesela ona da sahip olabiliyor bununla, değil tabii mi? Tabii ki, kesinlikle. Genelde hastalar zaten bir fotoğrafla geliyor, bir modelle geliyor. Aynı var. Beyler de kadınlar gibi bir fotoğraf alıyor. Evet, kesinlikle. Yani %100 tabii ki bu modele benzemeseniz de ona yakın %90-99 aralığında benzetmeye çalışıyoruz. Tabii ki boşluklar olabiliyor sakallarında. Saç kıran tedavisi, saç kıran olmuş olabilir, sakal kıran olmuş olabiliyor. Böyle değişik boşluklar oluşabiliyor. Tabii ki öncelikli olarak onun tedavisini görüyor hastalarımız. Yani medikal tedavisini. Dermatoloji uzmanlarından yardım alıyorlar. 2 sene yaklaşık olarak eğer hani bu sakal ve saçlar çıkmadıysa biz ekim yapıyoruz. Eğer 2 sene öncesindeyse ekim önermiyoruz. Çünkü ekilen grafler dahi çıkmayabiliyor. 2 sene geçtikten sonra da çok güzel bir şekilde oraları doldurup eski görünümle kavuşturuyoruz hastalarımızı. Süper. Tabii siz bir hekim olarak her şeyden önce var olan kaşları eğer döküldüyse önce bir bakalım, tekrar geri gelebilir mi diyorsunuz. Eğer baktınız ki gelmiyor, ekimi tavsiye ediyorsunuz. Şimdi valla ben bile herkese neredeyse tavsiye edeceğim, değil mi? Kesim yok. İşte görüntüsünde bir sıkıntı olmuyor ve gelip hani yaptırabiliyor ki sonuçta sakal bölgesi. Kirli sakal da son dönemde hani çok popüler, çok gündemde. O herkes ona daha farklı bakıyor artık. Uzama olayı nasıl mesela hocam? Yani saçtan alıp saça ekiyorsunuz. Onun bir uzama süresi var. Evet. Ama saçtan alıp yanaklara ekiyoruz. Şeyden bahsettiniz, yani kan dolaşımı yanaklarda çok daha iyi deri yapısı olarak şok dökülmelere çok rastlamıyoruz demekle beraber, ama uzama şeyleri nedir hocam yani? Şimdi az önce söylemiştik, hani kıvırcık saçı alıp ekersek kıvırcık çıkıyor. Dalgalıyı alıp ektiğimizde dalgalı çıkıyor. Aynı şekilde biz aldığımız dönör alandaki saçların genetiği neyse ektiğimiz yerde de aynı şekilde uzuyor. Yani biz kaşa ektik, işte kaşlar gibi uzamıyor gibi bir durum yok. Yani ektiğimiz kaş ve sakallar arka dönör alandaki saçlar gibi uzuyor. Tabii ki öncelikle biraz... Çok önemli. Sakal da aynı saç gibi uzuyor. Kaş ekiminde biraz tabii ki kesmeleri gerekiyor bu hızlı uzamayı durdurmak için. Tabii kadınların dönem dönem zaten kaş alımı, kaş tasarımı onlar yapıyorlar. Çok bunu da güzel şekilde yapıyorlar. Tabii. O yüzden hiçbir sakınca olmuyor. Valla şu dönemde kaşlar da popüler. Böyle taranmış kaşları herkes hayal edip istiyor. Bu ara kalın saçlar popüler. Yani gelip çok kalın saçlar yapan kişiler. Gerçekten çok keyifli bilgiler, aydınlatıcı ve çok net anladım mesela bugün bu ekim işlerinden. Yani çok dinliyorum ama bugün çok net anladım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, bize katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. TV8'de 8'de Sağlık'ta konuğumuz Mesut Tomo'ydu. Kendisi medikal estetik hekimiydi. Sakal ve kaş ekimini konuştuk. Çok keyifli bilgiler aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın.